Adamdan mal almışsınız, parasını vermişsiniz. Yaptığınız adamlığa sığar mı? Sen bana posta mı koyuyorsun lan? Lan mı? Senin... Abi! Kim kardeş? Bunu yapan kim? Hipodromcu Zeko diye birilerinin kardeşleriymiş. Bütün mekanlarına sıktırdım, hiçbiri ortada yok. Abime sıkan o iki namussuzu da emniyet almış. Savaş, biz kardeşiz. Allah yukarıda. Kur'an hakkı için abimin kanı yerde kalmayacak ha. Sen rahat ol kardeş. Abin abimizdi. İntikamın da intikamımızdır. Ama sen şimdi hiçbir şey yapma. Elbet bir yerde düşer o piçler. Lan hepinizin amına. Bütünüzden kan alacağım lan. Çocuğunuza kadar öldüreceğim ulan şerefsizler. Hayatta etlerini bulursun kardeş her zaman. Bu şerefsizlerin soyundan bir tane sağ kalmayacak ha. Bunlara selam veren bile ölecek kardeş. Ölsün abi. Ölsün. Yes, I'm the boss. Aç kapıyı polis! Adam öldü teyze. İçeri aramamız gerekiyor. Benim oğlum böyle bir şey yapmaz. İnin arkadaşlar. Çıkın benim evimden hadi. İyi geceler teyzeciğim. Adama izimiz var. Gir. 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 Teyzeciğim bakın. Oğlunuzu biz bulmazsak düşmanları vurup öldürecek. Abi, sabaha karşı mahalleden 4-5 tane mekana baskın yapmışlar. Sizinkilerin evlerine gitmişler. Başka evlere de gitmişler. Mahalleden de bazı gençleri almışlar. Anaforu almışlar mı? He abi.
Hem Anafor abimi hem de Vedo abimi almışlar. Hastaneden haber var mı kardeş? Garip abim bir böbreğini kaybetmiş. Cü abim içinse durum aynı diyorlar. Cabar abin? Doktor felç kalma ihtimali var dedi. Annesi Bertu abileri evden kovmuş. Oğlum sizin yüzünüzden felç kaldı demiş. Haklı kadın Allah'ını seveyim. Ne diyor kardeş? İnşallah bir an önce iyileşirler. İnşallah. İnşallah abi. Her gün dua ediyorum. Allah razı olsun kardeşim. Biz de ediyoruz. Mustu, sana bir miktar para vereyim. Bizim çocukların kaldığı eve git. Erzaklarını, eksiklerini gider. Onlara söyle, kimseyle görüşmesinler. Aileleriyle bile görüşmesinler kardeş. Eyvallah abi. Abi ben şimdi gideyim mi? Git kardeşim. Dikkat et. Abi sen bunu nereden buldun? Bizim mahallenin çocuğu ya. Korkmayın, kimse şüphelenmez bundan. Bizim çocuklar inşallah paket olmazlar. İnşallah kardeş. Şimdi anlarız emniyetin ne bildiğini. Eğer anafur paket olursa işimiz zor. Yok, serbest bırakırlarsa da çok da bir şey bilmiyorlar demektir. Keke, sen bu konuyu da bir doktora göster abi ya. Cihat doğru söylüyor dayı. Bir doktor ayarlayak. Yok kardeş, şimdilik idare ediyor. Hele şu başımızdaki beladan bir kurtulak. Ayarlarız. Yok kullanma. Bak koçum, sizin de orada olduğunuzu biliyoruz. Seni de, grubunu da gayet iyi tanıyoruz. Lan ne yalan söylüyorsun oğlum? Hüseyin Sarsılmaz'ın intikamı için yaptınız bunu. Savaş sıkın dedi, siz de sıktınız. Gerçekten beni tanıyorsanız böyle işlere karışmayacağımı bilirsiniz. Benim intikamla kan davasıyla işim olmaz. Sarsılmaz abi abimizdi ama intikamını almak bana düşmez. Ben orada yoktum. Neredeydin? Kahvedeydim. Kahvede kimlerle beraberdin? Celilgil'le okey oynuyorduk. Sonra? Sonrası eve geçtim abi. Yemek yedim. Maç izledim. Evde olduğunu nereden inanacağız biz senin? İsterseniz anama sorun abi. Lan oğlum dalga mı geçiyorsun sen benimle? Anan sanki doğruyu söyleyecek. Bak Vedat, doğruyu söyle, çık buradan. Namusuma şerefime ben evdeydim abi. Mantayı ne yaptın? Yapıştırdım onu, kaçar mı benden? Sana da o yakışır zaten. Lan Memo! Efendim abi. Ne yaptınız lan? Tamam abi, hallettik, bin tane yolladık Remzigil'e, tamamdır yani. Lan oğlum, muhabbet edeceğinize çalışsanız da daha bir ton eşya gidecek, yavşaklar! Tamam abi. Bir şey çıkmadı kardeş, gittik geldik işte. Bir de diyor ki arkadaşın seni okudu. Bizim mahalle talebesi zannettiler kardeş bunlar ya. Emniyet bunu yemedi ama. Ellerinde kesin bilgi yok diye bize yollardılar. Bizi de takip edeceklerdir, dikkatli olmak gerek. Ama ona göre ayağımızı denge almamız lazım. Yoksa namusuma bizi bir lokmalık ederler bunlar. Abim Gladana'da Zeko'nun evine düşürmüşler. Evdeki herkese kıymışlar abi. Ne diyorsun lan? Kıymışlar abi. Ne diyorsun oğlum sen? Lan! Amına koyduklarım! Sikeceğim ulan hepinizi. Hepinizi sikeceğim lan! Amınıza koyacağım! Kimsiniz lan siz? Kimsiniz lan siz? Öldüreceğim ulan sizi.
Hepinizi öldüreceğim lan. Namınıza koyacağım sizi. Orospu çocukları! Bu anaforun salınması bizi rahatlatmasın ha kardeş. Emniyet böyle bir taktikle bizi düşürmeye de çalışıyor olabilir. Nasıl anlayacağız peki? Vallahi bilmiyorum Özgür. Beklemekten başka çaremiz yok. Sakin abi, bir şey yok. Benim hanım annemle beraber yemek yapmış da. Ben çocuklara gönderdim. Eğer açsanız size bir şeyler hazırlayayım ben. Eyvallah kardeşim. Anamdan da yengemden de Allah razı olsun. Sizden de abi. Mahmut, kusura bakma kardeş, sana da böyle yük olduk ama. Estağfurullah abi, ne yükü? Biz bir aileyiz. Eyvallah kardeşim, baş tacısın. Sizler de abi. Aklımızı aldı Allah'ını seveyim ya. Kardeşimi öldürenler Hürriyet'in çocukları. Eski hırsızlar. Adana'nın içinden bir kanalımız olsa bunları kendi mahallelerinde avlayabiliriz. Abi sen rahat ol. Adana'da hap verdiğimiz bir iki tane genç var. Bunlar bize yardımcı olurlar abi. Güzel. Onlarla hemen irtibata geç. Tamamdır abi. Teyzeciğim, garibin durumu artık daha iyi. Bilinci de yerine geldi. Eğer sağlığına dikkat ederse hayatını sorun yaşamadan tek böbrekle de devam ettirebilir. Çok şükür. Ben şimdi hasta bakıcı arkadaşla görüşürüm. Size kısa bir ziyaret ayarlarlar. Allah razı olsun hocam. Geçmiş olsun. Nasıl oldun oğlum? Daha iyiyim ana. Yürürken biraz canım yanıyor işte, o kadar. O ne ana, ne getirdiniz? Yoğurt çorbası. Zahmet etmeyeydin ya. Ne zahmet olacak? Biz de bir daha içli köfte yapar getiririz. Ya bacım, ne içli köftesi Allah'ını sevdiğin? Doktoru duymadın mı? Yiyemem, yasak. Çorbayı zor içiyorum daha. Tamam, iyi be. Başın sağ olsun kardeş. Bugün çok şükür karnımız doyursa SOB'nin sayesindedir. Yapabileceğim bir şey varsa başım gözüm üstüne. Başın gözün var olsun Cemal Baba. İntikamımız için kim bizimle, kim bizimle değil, onu öğrenmeye geldik. Vallahi kardeş, işlerin tadı hiç yok. Ama istersen sotada bir miktar param var, verebilirim size. Ne lazım abi? Adem abin nerede lan? Git çağır hele. Celil geldi de. Şunlara bak. Bize kurulurlar. Nasıl kurulmasınlar kardeş? Sabahtan akşama kadar patlıyorlar. Ayada kendilerini görseler kendilerine sıkacaklar. İstiyorsanız kesin pırtaklarını. Dur be oğlum. Biz adamı koparmaya gelmişiz, sen öldürek diyorsun. Abi, Adem abim gelsinler diyor. Koşu önemlidir. Bence her koşu... Görüyorsun ki bir savaşın ortasındayız kardeş. Kim dost, kim düşman göreceğiz. Anlıyor musun dediğimi? He abi. Ya bizimle cenneti yaşa, ya cehenneminde yan Adem efendi. Tamam baba. Allah kazamızı mübarek eylesin. Yanınıza bir tane kardeşimi vereyim. Aslan gibi çocuktur. Adana'yı da iyi biliyor ha. Harun! Buyur abi. Bak oğlum, bu abilerinle gezeceksin. O emanetleri de alacaksın. Bundan sonra ne diyorlarsa onu yapacaksın. Tamam abi. Atların hastaneye gitme oranı. Kardeş bakın hele. Abiler başımızda yok diye yanlışa düşmeyin ha. Kimseye haksızlık etmeyin. Kimseye karışmayın. Abi bize de karşı olursa kafasına göre. Biz de bu mal için bedel ödemişiz.
Siktir et kardeş ya. Kimseye salça olmanın bir anlamı yok baba. Taş yerinde ağırdır kardeş. Doğru söylüyor kardeş. Bakal abi şu araba kimin? Bilmiyorum da Mersin plaka kardeş. Abi duysan patlata kap işte. Sakin olun lan durun. Sakin. Bir gidip bakalım hele kimmiş, derdi neymiş. Hayırdır baba, kime bakıyorsun? Kardeş, Özgür'ü tanıyor musun? Acil ulaşmam lazım. Sen kimsin? Kemik Adem dersen bilir. Cezaevinde beraber yattık. Abi, bu villa olayında öldürdüğünüz Esad'ın kardeşleri size bir eylem hazırlığındalar. Yanlarına da kıyıcı çocukları almışlar. Etrafında kim varsa yapışıyorlar. Vay be, saldıracaklar demek. He abi, sizin firari olduğunuzu duymuşlar. Siz toparlamadan harekete geçmek istiyorlar. Neci kardeş bunlar? Abi bunlar uyuşturucu işi yapıyorlar. Anne can yolundalar. Şimdi Hamit geçmiş başlarına. Çok kurnaz bir adamdır. Abisinin intikamını alıp abi benim diyecek he? Aynen abi. Kendi itibarlarını kurtarmaya çalışıyorlar. Sen nereden ulaştın kardeş bu bilgiye? Sağlam mı? Sağlamdır abi. Bizim Özgür kardeşle mazimizi bilmiyorlar. Benden de gelip yardım istediler. Yanlarına da bizden bir çocuk monte ettim. Bir şey olursa haberleşeceğiz. Eyvallah Adem, sağ ol. O arkadaşa söyle, kendine dikkat etsin. Bizim çocuklar da sana bir telefon versinler kardeş. Oradan haberleşiriz. Tamam kardeş. Yalnız siz de dikkat edin. Çok namettirler. Eyvallah. Eyvallah. Ben kaçıyorum abi. Allah'a emanet olun. Sen de. Bunu daha fazla koparmasınlar diye işlerini veriyor ha. Bu Adem var ya, menfaat olmayan tırnağını bile vermez. Kardeş bizi zarflamasın. Yok. Düşüttürmeye çalışmasın. Yok. Bu top ona cesaret edemez. Baksana, yanlarına çocuğu bile monte etmiş. Gerekirse çocuğu çıkarıp bize de sıkacak. Fark etmez kardeş, adam bize iyilik yapmış. Bize de yakışan ömür boyu dostluk yapmaktır. Keke, eğer değilsense ben bizim gençleri alayım. Gideyim bunları mahallesinde parça parça edeyim. Zaten emniyet beni alacak. Olmaz kardeş. Bırakak ilk önce onlar bir hamle yapsın. Emniyet zaten şimdi sadece bizim peşimizde. Bunlar da bir hamle yaparsa en azından emniyetin dikkati dağılmış olur. Ama anaforu ayıktırmak lazım. Gençleri toparlasın. Bakın kardeş, bu namussuzlar hem mahalleye hem de hastaneye saldıracaklar. Siz dördünüz, hastaneyi siz kollayacaksınız. Bunlar öyle ellerini kollarını sallayarak girmezler hastaneye. İlla bir dümen çevirirler. Ne olursa olsun iki kapıyı da boş bırakmayacaksınız. Anafur. Buyur abi. Siz de parkta mahalleyi kollayın kardeş. İkişerli ikişerli gezin. Hem kimseyi ayıktırmamış olursunuz, hem de birbirinizi kollarsınız. Tamam abi. Parka yaşlı çocuk kimseyi almayın ha. Tamam abi. Bize de haber gelince, biz de sokağa ineceğiz kardeş. Ne gerek var abi? Biz mahalleyi kollarız. Ne fark eder kardeş, seni beni mi var? Beni iyi dinleyin. Bu zamana kadar girdiğimiz en büyük savaşın içerisindeyiz. Ve çok kayıp verdik. Biz bu mahalle için çok bedel ödedik ama kimseden de yemedik. Bu savaşta ben dahil hepimiz ölebiliriz. Bize bir şey olursa sizden isteğim bir delikanlıya yakışır şekilde yaşayın. Her biriniz bu mahallenin abisi olmaya hak eden gençlersiniz. Bu saatten sonra da birbirinizin intikamını almaya namusunuz üzerine yeminlisiniz. Allah yardımcınız olsun. Eyvallah abi. Hadi kardeş bize çıkak. Kardeş çık. Kardeş siz de üçünüz gidin sokaklara kollayın abi geç çıkıyor. Tamam.
Ne yaptınız? Kene şeklimiz nasıl? Herkesin peşindeyiz abi. Kimsenin şekli yok. Adanlı çocuklara da para indireceğiz. Söyle çocuklara bu gece güzel bir yer patlatsınlar. Ama dikkatli olsunlar ha. Kimse paket olmasın, herkes lazım. Tamam abi. Bir kuyumcu var abi. Büyük emekleri veririm çocuklara. Onlar oraya girsinler. Tamam abi. Celil. Buyur abi. Hamza'yı da alsınlar. Tamam abi. Biz gelene kadar bekleyin. Baktınız gelen var. Basın kafasına, hiç acımayın. Bas, bas, lan bas! Kendi şapıma bak be. Seni yerim kendi şap. Vallahi billahi kendi şap. Ezip bukum kendi şap. Oo. Bak hala kardeş. Memurlar bizlere yüz oldular ha. Üstümüzdeki emanetli arabayı fitredik. Bir tek bende kalsın. Yakalanacaksak da birimiz yakalanak. Biz sizi arkadan takip edeceğiz. Merkeze gelince ayrılacağız. Adanalı çocuklarla biz mahalleye gireceğiz. Siz de Adem'in genciyle hastaneye gideceksiniz. Öldürmeden gelmeyin ha. Hadi. Bak hele kardeş, fitiledik derken emanetleri yakalatmayak ha. Hayırdır lan sen sabahtan beri telefonla uğraşıp uğraşıp duruyorsun? Sorma emmi, bir manitaya düştük, dakika başı mesaj atıyor Allah'ını seveyim. Biz adam öldürmeye gidiyoruz, sen manita kovalıyorsun amına koyayım. Bak hele kardeş, namusuma yok mu? Memleketin en delikanlı abilerine sahibiz. Adamlar dostları için can alıp can veriyorlar. Doğru diyorsun kardeş. Allah başımızdan eksik etmesin de. Ama bu sefer emniyet için içinde. İnşallah Abigil hapis olmazlar. İnşallah. Boş koysana kardeş. Savaş Abigil varken başımızda kimseye bir şey olmaz bu memlekette. Biz dikkat edek de Cihab Abigil'e bir şey olmasın. Bak hele Feyzi, kantine git de çay mayı çek. Sen git kardeş. Neden hep biz gidiyoruz? Ya git işte oğlum. Bir ton manita verem aşağıda. Onları kesersin. Neyse çaylar benden baba. Efendim. Tamam. Çocuk haberi geç vermiş. Geliyorlar. Hadi kardeş. İşte burası kardeş. Ben bildiğim kaldıkları yere bakın. İyi günler ablacığım. Cihan Güzeyhan'ımızın akrabamızla hangi odada kalıyor acaba? Bir bakayım. 216 nolu odada. Tamam, teşekkürler.
Oda numarası 316'ymış kardeş. Sen de git kardeş. Üstünü değiştir, o işi hallet gel. Üstünü niye değiştiriyor abi? O kadar memur var kardeş. Okulukta alırlar mı içeri sanıyorum? Lan gelin lan gelin. Pişler diyor abi gülün olasını sordu. Kardeş ayık ol ha. Ortalık karışık. Bu namussuzlar yarın bugün buraya da zıplar. Rahat ol abi. Kafalarına göre. İsterlerse girsinler. Namusuma kuran hepsini elek gibi eder kimse. Biz yine de sağlam kollayıp da kardeş. Bizden kimseye bir şey olmasın artık. Hadi çocukları yollayıver şuradan ya. Çocuklar, hadi gidin evinizde oynayın ne olur. Hadi, hadi bakayım. Hadi lan, hadi lan. Hepsinin namına koyun. Hepsinin. Çabuk. Abi ben sizlendim abi!